Evet hocam sizi ayağa davet edeceğiz. Evet peki. Neden insan yapımı olamaz diye soruyoruz. Evet tekrardan başlarken yine programa ara verirken söyledim ya Muharrem Hilmi Şenalp beyefendiye teşekkür ederiz. Çünkü bu restorasyonda hem emeğiyle hem de bize ulaşmış olan bu mikrofilmler bunları değerlendirmek açısından ve delillendirmek açısından oldukça önemliydi. Gittikçe hırkaya yaklaşacağız. Aha. Elbette gittiğinizde hem kısa bir süreliğine Görüyorsunuz Hem de oranın feyzi muhabbetiyle Belki dikkatinizden geçiyor Ama şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane hırkası var daha fazladır Üç ya da dört olduğu söylenir Biri Topkapı Sarayı'ndadır Biri de Veysel Kalani Hazretlerine Kalmasını vasiyet ettiği Bu hırka Bu hmm. hırkanın da miraçtan geldiğine dair Pek çok hadis-i şerif mevcut olup e, Şu anda da seyrine gideceğiniz muhabbetin edeceğiz bir alan. Şimdi hırkaya yavaş yavaş yaklaştığımız zaman birinci madde şunu görüyoruz. Birincisi doku. Şimdi şu dokumalarda gördüğünüz deliklere yavaş yavaş yaklaştığımızda şöyle bir gerçekle karşılaşacağız. Bu hırkanın eğer insan eliyle yapıldıysa, yani bir miraçta verilmemiş bir hırka olduğunu düşünürsek 1445 yıl önceki teknoloji ve 1445 yıl ...1450 yıl önceki bir yapıyla olması lazım. Çünkü elimizdeki karbon testleri zaten peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın Mirac'ının gerçekleştiği tarihe denk düşen bir tarihi karşımıza getiriyor. Bir kere bildiğimiz bir fotoğrafları şey var. Evet, siz geçelim. söyleyin ona değiştirebiliriz bize. Biliyoruz Geçin ki arkadaşlar. biliyoruz ki incelediğimiz bu hırka 1450 yıllık. Şimdi dikkat. Biraz daha yaklaştık. Şimdi burada 3 tane ayrı katman var. Katmanlardan birincisi ipek, ikincisi keten, üçüncüsü yün. Bir defa 3 tane ayrı katman dokusu var. O günün teknolojisiyle bunu yapmak mümkün değil. Şimdi bir daha geçelim, biraz daha yakına doğru inelim. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada bir de enteresanlık şu. 4, 2, 3. Burada şöyle bir algoritma yapıyor. Bu algoritmadan burada bu dokuyu çıkartıyor. Sonra hırkanın bir başka yerinde bunun altıgen, sekizgen unsurlarıyla karşılaşmaya başlıyoruz. Yani dokuma tek usulde gidilmemiş. Farklı bir algoritma kullanılmış ki enteresan olan şey şu. O algoritmayı biz alıp Kur'an-ı Kerim'e doğru yöneldiğimizde İsra suresindeki ilgili ayetlerin mantalitesiyle uyuştuğunu görüyoruz. Ne diyordu hocam? Yani buradaki kullanılan matematikle ilginç bir matematik var. Çünkü bir geçelim fotoğrafı. Geçelim fotoğrafa. Bir daha geçelim. Evet şimdi bakın. Buralarda kullanılmış olan yapı biraz daha yaklaşılacak. Üçgen, dörtgen, sekizgen farklı bir algoritma ile giderken ...kullanılan harf sayılarıyla örtüştüğünü görmeye başlıyoruz. Allah Allah. Yani bu arada ilk kez ben bu, o mikrofilmlerde evet, bu de ilk kez görüyoruz de, mikrofilmlerde değil mi Türkiye'de? ilk defa görüyoruz. Şimdi buradaki atkıların altındaki keten yapıyı görüyorsunuz. Üstteki ipek, araltadaki ise keten. Üç ayrı madde kullanılmış. Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Şimdi orada daha da ilginçliklerle Ha, Şimdi bundan bahsediyordum. Bakın şurada dörtgeni gördünüz. Dörtgenin yanında yuvarlaklar var. Ortada şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8'li kullanıyor. 2 evet. 4 6 8'li kullanıyor. 8 delikli kullanıyor. Ama aşağıya indiğimizde tek delikliler var. Uzantılar var, yollar var ve bu yollara ilişkin olarak farklı dizaynda devam ediyor. Yani hanımefendilerimiz iyi bilir bir örgü metodunu belirlersiniz. Bu örgü metoduyla yukarıya doğru gelirken 1, 2, 3 desen değiştirebilirsiniz. Ama biz bu hırkada aynı atkı yani dokuma boyunca değiştirme bir altta bir daha değiştirme ve bu kadar uyumsuz atkı sonucunda uyumlu bir sonuç görüyoruz. Yani matematiksel olarak bugünkü yapay zeka ile aynı dokumayı yaptırmaya kalksanız bunun bir insan eliyle yapma ihtimaliniz yok. Allah. Bu birincisi. Yani iyi bir zanaatkar yapmış olamaz bunu. Mümkünatı yok. Neden? Zanaatkar tek bir atkı boyunda altında ayrı bir şerit bir daha bir daha geçebilir. Ama bir atkı içinde birden fazla atkı biçimini kullanamaz. Aynı yolda yani şöyle düşünün bir satır yazı yazıyorsunuz. Satırın başına el yazısıyla başladınız. Sonra en yazınızı başkası aldı, başka biçimde yazmaya başladı. Sonra başkası yazmaya başladı. Üçü yan yana geldiğinde sakil durur. Değil mi? Evet. Üç aynı insanın el yazısı. Aynı dokuma da böyledir. Biz bu hırkanın üzerinde 999 farklı atkı biçimini görüyoruz. Yani sanki 999 tane ayrı adam ayrı atkı örmüş. Ama oh. birleştiğinde ...muhteşem bir hırka duruyor karşınızda. Çok, çok acayip bir şey Bu var. nedir biliyor musunuz? Uzayın... ...şimdi bilimsel tarafa gelelim gençlerimize. Müthiş bir farklılıktan... ...müthiş bir anlam ortaya koymak. Şimdi insanoğlu... ...traktör yapmak için... ...traktör lastiği, traktör karoseri vesaire Bunları alıp traktörü yapar. Ama Allah Azze ve Celle'nin yaratılışı şu... ...yaratılış mucizesinde şu var. Bir lastik traktör lastiği... ...bir lastik araba lastiği... ...bir lastik bisiklet lastiğinden... ...anlamlı bir araç... ...ancak yaratıcı yapabiliyor... ...çünkü uzaya bakıyorsunuz... ...ilk bakışta kaotik bir ortam bekliyor sizi... ...her şey karman çorman diyorsunuz... ...ama yukarıya geldikçe bakıyorsunuz ki... ...kaos dediğiniz şey... ...anlamlı algoritmanın birer parçasıymış... Hmm. ...o zaman biz bilim dünyası olarak... ...karşımızdan şunu algılıyoruz... ...bizler... Birden fazla kaotik ortamdan ve birden fazla kaostan tek bir anlamı meydana getirebilme bilmini oluşturabiliriz. Bu Mirac'ın bilimlerinden ilki. Yani çok uzun bir sosyolojik konu. Çoklu kaotikten anlamlı sonuçlar elde etme. Değiştirelim. Çok daha ilginç yere gideceğiz. Fotoğraf. Bir sonrakine geçelim. Evet bakın bunları şimdi daha yakından Ekran görmeye başlayacaksınız. Şimdi bir sonrakine geçelim. Orada daha da ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Evet şimdi bakın atkı boyları farklı atılmasına rağmen burada anlamlı bir sonuçlar çıkmaya başladı. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Cerrahpaşa'da yapılmış olan şimdi buradan alınan numune şöyle bir çalışma etti. Madem ki üzerinden 1450 yıl geçmiş o halde biz biliyoruz ki bugün... Herhangi bir kumaş parçasını bugün şurada en temiz ortamda bırakalım ve yarın sabah gelelim, üzerinde bakteri, mikrop, toz bunları bulmak zorundayız. Aksi mümkün değil. Şimdi bahsettiğimiz bu hırkayı şerif, Peygamber Efendimiz'den sonra Veysel Karani Hazretlerine, ondan sonra onun nesli, onun evlatları olduğu için devam amca ettiriyor. çocukları devam ediyor. Yani ellerde tutulmuş. Sonra gelmiş Kuşadası'na bu aile, 1700'lü yılların sonuna doğru sonra 1800'lü yıllardan itibaren Fatih'te Hırka-i Şerif semti olarak adlandırılıp bu Cami-i Şerif'e geliyorlar. Şimdi ne beklersiniz? Üzerinde mutlak sürede bakteri, mikrop, virüs, toz bunları bulmak. İlla ki. Üzerinde bir adet dahi bakteri bulunamadı. Ya böyle bu bir test kayıtlı. yapıldı. Bu test yapıldı. ...sonuçları yine Muharrem İlmi Şenab makalesinde de detaylı bir şekilde var. Bir tane virüs, mikrop, bakteri yok. Bu üniversitece kanıtlandı. Şimdi bu... Yani çok ...Mirac'ın gayet. bir kanıtı... ...bu Peygamber Efendimiz'in bu hırkayı giydiğinin bir kanıtı... ...şimdi geldik bilimsel tarafa. O halde... ...ışık dediğimiz şey öyle bir şeymiş ki... ...bu aynı zamanda elimizdeki herhangi bir şeyin üzerindeki bütün mikrop, virüs ve bakterilerden de kurtulmamıza vesileymiş. Hakikat bunun üzerinde nur Muhammedi var şüphesiz. Bunun üzerinde Miraç'tan gelmiş olan Cebrail Aleyhisselam'dan gelmiş olan bir nur var. Ve tabii ki bir nuru ilahi var. Bunu kastetmiyoruz. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hırka kendisine verilirken ışıktan bir sandıktan Işıktan bir anahtarla açılarak kendisine verildiğini beyan ediyor. Anlıyoruz ki orada sandık saklanmış ve bir anahtar varsa Allah Resulü 1450 yıl önceden bize bir anahtar uzatıyor. Işığı henüz tanımıyorsunuz. Eğer tanırsanız bir ışıkla siz elinizdeki bütün bakteri ve virüslerden temizlenebilecek bir ortamı oluşturabilirsiniz. Çünkü bildiğimiz bir gerçek var. Mucize-i Muhammed'i her şekilde bilimsel karşılığı vardır. Bugün buluruz ya da bulamayız. Çünkü bunun bir karşılığını biz Hazreti Musa'da görüyoruz. Hazreti Musa'nın asasından yılan oluyor. Asası diğerlerinin asalarının sonuçlarını yutarken hangisi istidraç hangisi gerçek orada ortaya çıkıyor. Gerçeği sihirbazdan ayıran şey bilimdir. Nasıl? Şimdi birisi sahte bir unsurla meydana getirebilirsiniz. Yani birisi sahtece çıkıp bir şeyleri yıkayarak bundan virüs bakteri alabilir. Ama bunun gerçek tarafı bilimsel olmaya muhtaçtır. Çünkü Allah Azze Celle'nin yarattığı bütün vesileler bilimsel formasyon içindedir. Yani şunu demeye getiriyoruz hakikat. Hem hadisten ama ayeti kerimelerle şunu anlıyoruz. Peygamberlerin yapmış olduğu bütün mucizeler, birer bilimsel veri olarak insanlık tarafından kullanılacaktır. Bu tabii ki evliya Allah'ın elinde keramet olarak görülmesi zaman formundaki farklılaşmadır. Ve bu nasıl bir ışıktır ki Peygamber Efendimiz'den sonra onun ahirete bedenen intihalinden sonra devam eden süreçte kendisini koruyor. O zaman ışığın Nuru Muhammedi'nin maddede saklanılmışı var ki bunun bir başka delili şu: Gerçek bir sakalı şerifle sahte bir sakalı şerife şöyle ayırıyoruz. Gerçek bir sakalı şerife ışık tuttuğunuzda gölgesi yok. Maddenin ışık geçirgenliğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeninin de ...topyekun insani olarak nefse mareda sıyrılmışlığının bir delilidir. Of, of, of. Ya bu, baş... bunu bunun bilimle birleştirince çok acayip oluyor. Bilimsel açıdan şunu biliyoruz. O zaman bu ışık dediğimiz şey veri taşımaya muktedirdir. Biz şu an taşıyamıyoruz. Kablolara şu an muhtacız. İlerleyen dönemde muhtaç olmayacağız. Çünkü buradaki bilim ve ilim bize onu gösteriyor. Bir, iki, ışık temizleyicidir. Madem ki temizleyicidir o zaman kütlesel bir formu vardır. Madem ki kütlesel bir formu vardır ışığın hızı sabit olamaz. Işığın hızını sabit dediğiniz anda Big Bang'e mecbur olur, kara delikleri gerçekten keşfedemezsiniz. O zaman şu anki bilimsel temellerin de dışında bir bilim var şu anda aslında. Biz şu anda bilimsel dünyanın dogmatik inançlarıyla bilme yanaştırılmak isteniyoruz ki yaşadığımız dünyanın şu an en büyük muharref dini bilimdir. Büyük bir din haline geldi. Yani öyle bir din haline geldi ki evrimi kabul etmediğiniz anda bilim adamı olamıyorsunuz. Bu ancak dinsel bir mantıkta olabilir öyle değil mi? İslam dininde eğer siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri beni ilgilendirmiyor dediğiniz andan itibaren İslam'la aranız açılır. Bu dinde vardır. Çünkü din iman gerektirir. Ama hani bilim araştıracak ve her araştırdığımız şeyin sonucunda bir önce bulduğumuz hatayı düzeltecektik ya. E bugün siz evrimi teorik olarak kabul etmezsen sanki bilimin amentüsü gibi. Ama adı üzerine teori aslında. Bunu ament olarak kabul etmezsen adam seni üniversitede tutmuyor. Evet doğru. Dolayısıyla bizler de diyoruz ki sevgili gençler, sizler çok uzağa gidiyorsunuz. Tam da elinizin altında öyle değerler var ki bu değerleri ilmi olarak, kalben alıyorsunuz. Kalbiniz zaten bu hırkayı gördüğünde bir anda depreşiyor. Duygularınız artıyor ama unutmayın. Peygamber aleyhisselatü vesselam ne söylediği ne hayatında bilim dışında bir şey yok. Varsa biz bulamamışızdır. Bir de meseleyi böyle bakalım. Bakın devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet Türk televizyonlarında ilk kez bu kadar hani yakından mikrofilmlerle Hırkayı Şerif'i görüyorsunuz. Hırkayı Şerif'in üzerindeki sır da aralanıyor. Ve enteresan olan şey şu. Bu hırkayı giyip de Şimdi devam edelim bir daha. Gelsin bir sonraki. Gittikçe yaklaşmaya devam ediyoruz. Çok yakın olanlar vardı arkadaşlar. Devam. Daha da Çünkü konuları, Bayağı bir fotoğraf. Evet, hızlı hızlı geçebilirsiniz ya geçelim da. Geçelim bir daha. O formda. Evet. Şimdi dikkat. Geldi. Döndü. Bakın görüyorsunuz. Burada kesildi. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gene geldi. Demin 8 geldi. Şimdi 6 gene geldi. Şimdi enteresan taraf şu bu hırkayı üstüne giyip de üzerinde kılıç ya da mızrak değmiş insan yok. Yani Veysel karani Hazretleri'ne verilmiş, kendisinden sonrasına aktarılmış, devam etmiş gelmiş. Herhangi bir kesici alet bu kumaşın üzerinde delip geçememiş. Şimdi bu üç katlı formda bu bugünlerde İngilizler neyi arıyorlar? ...sadece bir gömlek giyerek kurşun geçirmezliği sağlayabilir miyiz? Evet burası. El cevap Haber sevgili yapıyorum. İngilizler, bu dokuma yöntemiyle hayır. Ancak geleceksiniz, inşallah bizim gençlerimiz yapar... ...buradaki dokuma algoritmasını kullanacaksınız... ...çünkü bu dağıtıcı özelliğe burası. sahip. Buradanca yapay zeka ile belki. Evet. Buradaki yapay zeka çalışmalarını işte burada hayra kullandığımızda... ...buradaki algoritma bize yepyeni bir dokuma teknolojisi gösterecek. Bu dokuma teknolojisiyle evet biz ondan sonra giyeceğimiz gömlek de inşallah güvenlik güçlerimize karşı yapılacak her türlü saldırıyı atlatabileceğiz. Dolayısıyla bu hakikati niye göstermek istemezler? Niye yakından incelemek istemezler? Çünkü böyle bir şey olduğunda orada teşekkür edeceğiz şahsı manevi Resul-i Kibri aleyhissalatu vesselam olacaktır. Dolayısıyla yaklaşın buraya. Bakın yaklaştıkça iş gelişiyor çünkü. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Tabii. Devam edelim bakın. Evet devamı gelsin. Şimdi aralarda yapılan atkılar. Şu atkılar. Şimdi atkı enteresan mı taraf hocam? şu. Şu atkı şu. Normal gelen akışta üzerine düğümler atılıyor. Görüyor musunuz? Ha, evet. Şimdi enteresan taraf şu. Veysel Karahan'ın sülalesi. Tarih boyunca kim hastalansa. Ağır hastalık konuşması durmuş. Gözleri görmez olmuş vesaire. Bunu giydiriyorlar. Aradan kısa bir süre geçtiği andan itibaren adamcağız iyileşiveriyor. Çoğu. Şimdi burada biz neyi görüyoruz? Şunu. Tabii Nuru Muhammedi'nin mucizesi ayrı. Döndük bilimsel mevzuya. Biz buradaki atkıların her birisini aldığımız zaman ana sinirlerimizde var olan bütün sinir hatlarımızın sayısıyla aynı olduğunu görüyoruz. Yani insan vücudunu kapsayan beyninden ayağına kadar giden milyarlarca sinir hücresi var ama bazı sinir kordonlarımız var ki anatomi kitaplarında da nettir yani. Tık 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 tık. O adetle buradaki adetler özdeşleşiyor. Anlıyoruz ki bu aynı zamanda içinde soğurduğu ışık komple sinir sistemi yeniliyor. Buradan başka bir şey anlıyoruz. Beyler hastalıkları incelerken İlk başlamamız gereken yer sinir sistemi olması gerekmesin. Belki de tüm hastalıkları incelemeden önce iyi bir sinir araştırmasına ihtiyacımız olabilir mi acaba? Ve bu sinir hastalıklarımızı tedavi etmeden o organı tedaviye vereceğimiz çaba yarım kalabilir mi ki ekseriyette kalıyor? Yani belki de bugün kanser dediğimiz hastalık bir sinir hastalığı olabilir. Belki oradan başlamak gerekebilir. Ondan sonra sonuçlar elde edilebilir. Allah Allah. Bu dair her bir şey konusu. değişiyor. Devam. Devam ediyoruz efendim. Devam. O müthiş Türk televizyonlarında ilk kez görüyorsunuz. Şimdi. O belki hırka işini hiç var. gelememişler vardır. Görememişler vardır. Eyvallah. Eyvallah. Vesile oldu. Eyvallah. Bu vesileyle çok yakından görmek istiyorum. Devam nasıl arkadaşlar oldu. fotoğrafa. Bakın şimdi bu büyük hali görüyor musunuz? Biraz hmm. daha büyüttük. Bakın altta gelmiş olan süreç ve aynı zamanda en tepeden baktığınız zaman da bir alem tasviri var. Aa öyle mi? Tabii. En tepeden baktığınız zaman uzayın ve yaşadığımız galaksinin bir tasviri de var. Bir fotoğrafı da var. Yani şöyle ben söylemem lazım. Hırkayı Şerif üzerinden gittiğimizde 20 civarında yeni bilim dalı. Bunlardan biri ışık teknolojisi ve ışık bilimi. Çünkü ışık hakkında gerçekten Dünya şu anda daha yolun çok başında, inanılmaz yani ateşi yeni bulduk filan yani. O kadar. Bu kadar çünkü ışığın sabitesini kabul, kara delikte de reddiedir. Kara deliği kabul ediyorsan ışığın sabitesini reddetmen lazım. Ama benim için önemli olan şey şu, onun etkin fonksiyonu ben bu hırka üzerinde görüyorsam, beyler anlıyorum ki Peygamber Mesih Vessam hakikaten akhir zaman peygamberidir. Yani. ...sona kadar söylenecek her şeyi kıyafetiyle, hadisleriyle, söylemiyle, biçimiyle... ...yani bir akşam seninle oturup misvak konuşsak. 7 bin tane alt maddeye gitmemiz lazım. Misvakta. Bir, değil, bir misvak konusunu açalım, bir odun parçası dediğiniz konuda... ...7 bin alt maddeye gitmek zorundayız. Yani dünya karmaşaya giderken tarihe baksa önünü görecektir. O zaman tarihteki o muteber isimlere muhtaçsınız. Neden o muteber isimleri ikinci plana koyuyorsunuz? Neden Kudüs'ü konuşurken peygamberin miracı belki diyorsunuz? Çünkü insan ilişki kuracak, arayacak, soracak ve merak edecek. Ha buradan başladığı zaman da bu geometriyle yeni bir tasarım yapsanız sizin mikrofon kullanmanıza ihtiyaç olmayabilir. Çünkü bu hırkadan Mimar feyz almıştı. Bakın bu hırkadaki form... ...Mimar Sinan'ın bazı camilerde uyguladığı formlarla örtüşür. Öyle mi? Evet. İnşallah i̇şte Süleymaniye Camisi'nde Süleymaniye. bir niyetimiz var ya... Yapalım. ...orada böyle güzelce çalışıp anlatınca... ...bir bakacaksınız ki şu Kur'an-ı Azimüşşan ve şu hadis-i şeriflerle... ...bilim o kadar merkezde bir şeydedir ki... ...bunları reddederek gittiğiniz yol... ...ancak sizi kendinize tatmin edebilirsiniz ama... Dünyanın geldiği hali ortada. Devam. Evet devam ediyoruz. Baya baya o ilerleyelim arkadaşlar. Orada çok küçük çok çok minimal köşeler. Evet bakın atkı boylarını görüyoruz. Üç katlı anlayış var. Devam edelim. Çok az deformasyona uğramış olması da çok büyük bir e, güzellik olmuştur. Şuradaki dokuma tespit edildi ki bunu bir insan dokuyamaz. Bakın niye dokuyamaz? Keten var. Şu anda yaklaşık 80 kat büyüklükteyiz. Yanlış anlamayın. Hmm. Şu dokumayı uzaktan böyle pat diye görme şansınız yok. Şu an çok yakındayız yani. Dolayısıyla bunu işleyecek o dönemde bırakın insanı, aleti bile yok. Hani buna hangi tığla örebilirsin biliyor musun? 8 mikron. Bugün de öyle bir bugün dahi öyle bir tığ yok. Tığ yok. Yani bunu dokuyan şahsın mikroskoba dehşet ve titremez bir ele ve en az bugün için söylüyorum 30 yıla ihtiyacı var. Belki. Bir Peki ihtimal. hocam yani Miraç'ta o zaman Peygamber Efendimiz'e giydirildiği kesinleşiyor diyorsunuz. Burası kesin. Burada artık şüphe yok. Hem Peygamber'in bu Miracı yaşadığını şüphe yok. Hem bu Mirac'ın gerçekliğindeki bu hırkanı giyilip geldiğinde şüphe yok. Ama bir başka şey var. Bu hırka daha önce Hz. İsa Efendimiz'de de var olan bir süreç var. Orada da Hz. Meryem Hanım'ıza verilmiş olan bir izin var mesela. Hz. Meryem Hanım'ız aynı dokumayı yeryüzünde Cebrail Aleyhisselam'ın el vurmasıyla da yapmıştı. Öyle mi? Bu ayrı bir konu. Yani Hz. Meryem'de buna benzer başka bir dokumayı hatta bu hırkanın bir payesi hükmünde söylenebilir. O da Hz. İsa'ya Hazreti Meryem için Hazreti Meryem dedi ki evladımı öyle bir korumak istedim ki dedi Cebrail Aleyhisselam biliyorsun o ne istese getiriyordu. Aynı şekilde ona geldi onun bir taşı var taş baskı usulü var. Bu taş baskı usulü Kudüs'e hastır. Ona bastırarak dokuma usulü kullanılır. Hazreti Cebrail bastığında ışık formasyonuyla dokuma otomatik gerçekleşiyordu. O da Hazreti Meryem anamızda var olan bir şeydi. Ona verilmiş olan bir keramet mertebesi olduğunu söylenebilir. Devam edelim. Devam edelim. Ah şimdi bak şu anda kaç kat büyüttük onu bilmiyorum ama şuradaki top yani burası bir düğüm. Bakın evet. burası düğme. Burası da düğmenin geçeceği uç. Ucu görüyor musunuz? Tek tek atkılar var. Ve burası şu anda mikron seviyedeyiz. İmkansız. Şu an imkansız. mikron seviyedeyiz. Şuradaki dokumaya bakar mısınız? Ucu ayrı. Topu ayrı, topu da dolama değil, topu da işlemeli. Ve bu topuzdaki işlemelerin tamamı, enteresanlık. Bakın şuradaki işlemelerin tamamı, insanların her bir omurunda var olan sinir düğümüyle birebir aynı. Allah Allah. Yani sana öyle bir hırka giydirdik ki insandan üstünde bir insandır. Yani insanüstü bir insan oluşunun da bir delilidir. Böyle bir ırkayı da zaten ancak sana yakışır. Hakikati burada o kadar açıktır ki. Yani şunu söyleyelim sadece şu fotoğrafı sadece şu Batıda istediğiniz dokumacıya istediğiniz tekstil uzmanına gösterin. Yani ya size uzaylı diyecek ya da diyecek ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ben de Müslüman olayım diye Başka bir ihtimali yok teknik olarak ulaşılan nokta 1450 yıl karbon testi burada. Yapılan malzeme bu. Sence keten, pamuk, keten, yün ve ipek. Dehşet bir şey. Bunun şimdi bir yerde bunu Devam edelim. Gelsin birkaç görsel evet, daha. Bak şimdi mikronla aşağıya indik. Şu topuzu görüyor musunuz? Ve şurada bakın başlangıç noktasında şu düğmelerin her birisinde zaman zaman bu hırkayı giydiklerinde insanlar Müthiş hava sıcakken diyorlar veysel karanın 3. torunu olması lazım. Hava diyor öyle bir sıcaktı ki insan değil, develer dahi yürüyemiyordu. Ben hırkamı üstüme aldığında üşüdüm. Sonra bir başka zaman dilime geliyor. 2-3 kuşak daha sonra hava diyor o kadar soğuktu ki hayvanlar dahi dışa çıkmakta korkuyorlardı. Bu hırka cazı üzerime giydim çıktım. Üzerimde hiçbir soğukluk hissetmedim. Şimdi Nuru Muhammedi esasının yanında şunu anlıyoruz. Üç katlı yapı arasında bir klimatografi var. O zaman bu teknoloji mümkündür. Yani beyler dehşet kalın şeyler giymekten belki yakın tarihte ışık teknolojisiyle çok daha ince kıyafetlerle çok soğuk ya da çok sıcaktan kendimizi koruyabileceğiz. Evet. Devam. Ee, birkaç görsel daha verip yavaş yavaş evet. e, biliyorum daha anlatacak çok şey var ama. Bu konuda 6 saat 7 saat evet, konuşuruz. Ramazan ayına özel de yaparız devamını. İzlediğinizde paylaşmış devamlı. olduk bu güzelliği. Hem yad etmiş olduk hem de bu bilimsel Devam gerçeği gençlerimize aktarmış olduk. Bakın ne kadar ufak olduğunu bir geri gelin. Geri gelin. Hemen şuradaki cetvelden anlayabilirsiniz. Geri gelin bir geri. Bir geri. Bir geri. Gelin efendim. Bakın. Yarım milime yarım milim boyu burası. Aa. Dikkat. Şuradaki işlemi görüyorsunuz, algoritmik değişim sürecini de görüyorsunuz ama bütüne gittiğiniz zaman dehşet bir anlamda karşılaşıyorsunuz. Ramazan ayının ilk cuması nasip olursa belki beraber, gittik, beraber gideriz yani.